Bismillahirrahmanirrahim. Bu kutlu gecede Şeb-i Aruz'da meclis olan siz değerli hazirunu en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esas itibariyle Karabacak Hoca'dan sonra bu sempozyumun en şanssız konuşmacısı olarak nasip böyleymiş. Biz ne söylesek kimse dinlemez. Ama 3-5 dakika da olsa aldığımız notları sizlerle paylaşalım inşallah. İslam'ın ve insanın zirve oluşları yaşadığı Resullerin ayak izlerinden giden Ehlullah, bir peygamber tanışıklığını zahiren ve vicahen yaşayamamış, Allah'a adanmış gönüllerin kılavuzudur. Her nefesinde ve her işinde biricik Nebi Aleyhisselam'a uymayı, onun oluğundan içmeyi, ferahlanmayı, evvel amel kabul eden kamil insanlar, içinde oldukları toplumları hakka ve hakikate taşımakla memur ve mecbur kılınmışlardır. Bu tarifte Anadolu yaylasının asil topraklarında konak tutmuş, doğudan batıya kandil olmuş yüce bir gönüldür Hazreti Hüdavendigâr. Eğer tek bir pencereden bakarsanız onu ya çok büyük bir şair, hikmetle konuşan bir belge, bilge ya da filozof, ya da insanlara kucak açan büyük bir insan olarak görebilirsiniz. Halbuki o tek başına bunların hiçbiri veya tamamından daha fazlasıdır. Mevlana Celaleddin'i anlatmak, bir ya da birkaç yönünden bahsetmek, işin doğrusu her babayiğidin harcı değildir. Bizler vazife icabı görevimizi yapıyoruz. Mevlana Celaleddin'i anlamak, anlatmak, onu yazmak, ancak onun gibi olmak, onunla aynı nefesi ve misyonu paylaşmak, onunla aynı caddenin yolcusu olmakla mümkün olabilir. Ve bir hakkın hakkıyla bu vazife, onun ve onun gibilerin bugünkü yaşayanı olan sevgili üstadımız Profesör Doktor Haydar Başbey tarafından 94 senesinin sonbaharında, Eylül'ünde İslam ve Mevlana ismiyle eserleşmiştir. Ve insanlarımızın istifadesine sunuldu. Şükürler olsun ki insanlar yaklaşık 20 yıldır Mevlana'yı okuyor, tanıyor, anlıyor ve gerçeği anlatıyor. Mevlana tek bir kelimeyle tarif edilmek istense o bir mürşittir. Yani irşat edicidir. Bütün hayatını Allah'tan aldığı mukaddes irşat vazifesini yerine getirmeye harcayan bu büyük insan, sadece zamanındaki insanlara kol kanat germemiş, mukaddes emaneti sonraki nesillere iletecek, Allah'ın sevgisine layık olmuş yüzlerce kamil insan yetiştirmiştir. Tebrizli Şems'in ziyasından alevlenen Celaleddin Güneşi, cümle semayı ve cihanı öyle sarmıştır ki, ardından 8 koca asır geçmesine rağmen harareti ariflerin gönlünde kaynamaya devam etmektedir. Bu nasıl bir ululuktur? Bu nasıl bir cilve-i Rabbani'dir ki üzerinde
çokça tefekkür icap eder. Yüce Hüdavendigâr hal ve davranışlarıyla zamanın dervişlerini kaptan kaba sokarken kaleme aldığı ve kalbinin serpintileri olan sözleri, rubaileri karanlık sokaklarda yalnız kalmış yüreklere kandil mesabesindedir. Bakınız size İnci Deryası'ndan birkaç inci söyleyeyim. Şu söz üzerinde günler, aylar, haftalar, belki bir ömür düşünülmesi bir sözdür. Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur. Şimdi bir insan düşünün. Hayatının her noktasında, her anında Rabbi ile beraberdir. Bu insan için ölümün veya ömrün, yaşamanın birbirinden farkı yoktur. Cenab-ı Hak onlardan eylesin. Bir diğer sözü şöyle. İnsana kimse gözü gibi lalalık, yani hocalık edemez. İnsan gördüğünü, anladığını fark etmeli ve ona göre yaşamalıdır. Çünkü mesuldür insan. Sorumluluk sahibidir ve hesap vericidir. Ne bahtiyardır o kişi ki yoldaşı, arkadaşı, sırdaşı olan hasüt olmaz. Onun için ki mümin mümini haset etmez. Bunlar gibi yüzlerce, binlerce hayat ölçüsü, mihenk taşı ortaya koymuş olan Yüce Hüdavendigâr, bakınız insana Allah'ın imtihan maksadıyla verdiği belaları nasıl tarif ediyor? Sopayla kilime vuran kilimi dövmez. Ya ne yapar? Tozlarını silkeler. Dava kilimi dövme davası değildir. Onun üzerindeki kiri, hoşnut olmadığı şeyleri ondan giderme davasıdır. Onun için Yaradan kulunu bela ile, sıkıntı ile imtihan eder. Değerli dostlar, bu mübarek gecede, Şeb-i Aruz'da, düğün gecesinde Hazreti Mevlana'yı ve onun birçok yönünü konuşuyoruz ve anlatıyoruz dilimiz döndüğünce. Bu gecede şöyle bir karar vermek icap eder diye düşünüyor ve sizlerle paylaşıyorum. Geliniz Mevlana'nın Rabbine kavuştuğu ve Şeb-i Aruz olarak tarif ettiği bu gecede yaşımız, kilomuz, rengimiz, erkek kadın oluşumuz, geçmişte ne yaptıysak, her artımız ya da eksimiz ne olursa olsun, bu geceden sonra, bu gecenin sahibi ve bu programın banisi, gönül insanı Profesör Doktor Haydar Başbey'i de dinledikten sonra, yepyeni bir hayata, yeni bir gönülle, yeni bir hissiyatla, yepyeni birer mümin mümine vatansever olarak başlayalım. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Mevlana'nın rahmeti, bereketi üzerinizde daim olsun. Allah'a emanet olunuz.